Peygamberimiz doğduğunda gerçekleşen hadiseler. Muhammed aleyhisselam hicretten 53 sene evvel, Rebiülevvel ayının 12. pazartesi gecesi, sabaha karşı Mekke'nin Haşimoğulları mahallesinde, Safa Tepesi yakınında bir evde doğdu. Bugün, miladi takvime göre 20 Nisan 571 tarihine rastlamaktadır. O gün henüz güneş doğmadan, alem nur ile doldu. Adem aleyhisselamdan beri, babadan evlada intikal ede gelen nur asıl sahibine ulaştı. Onun doğumunu annesi Hazreti Amine şöyle anlatıyor. Doğum anı geldiğinde heybetli bir ses işittim. Ürpermeye başladım. Sonra beyaz bir kuş gördüm, gelip kanadı ile beni sığadı. O andan sonra bendeki korku ve ürpertiden eser kalmadı. Yanımda süt gibi beyaz bir kase şerbet gördüm. O şerbeti bana verdiler. O anda çok susamış idim. Verilen şerbeti içtim. Baldan tatlı ve soğuk idi. İçer içmez susuzluğum gitti. Sonra büyük bir nur gördüm, evim o kadar nurlandı ki, o nurdan başka bir şey görmüyordum. O sırada çok hatun gördüm. Boyları uzun, yüzleri güneş gibi parlıyordu. Etrafımı sarıp, bana hizmet eden bu hatunlar, Abd-ü Menaf kabilesinin kızlarına benzerlerdi. Yine o sırada beyaz, uzun ve gökten yere uzanmış ipek bir kumaş gördüm. Dediler ki, onu insanların gözünden örtün. O anda bir grup kuş peyda oldu. Ağızları zümrütten, kanatları yakuttandı. Gümüş ibrikler tutarak havada duruyorlardı. Bana korku gelip terlemiştim, ter damlalarından misk kokusu yayılıyordu. O halde iken gözümden perdeyi kaldırdılar. Doğudan batıya kadar bütün yeryüzünü gördüm. Üç alem bayrak dikildi. Onların biri meşrik doğu, biri mağrip batı, biri de Kabe'nin üstündeydi. Etrafımda çok sayıda melekler toplandı. Muhammed doğar doğmaz, mübarek başını secdeye koydu ve şehadet parmağını kaldırdı. O anda gökten bir parça beyaz bulut indi. Onu kapladı. Bir ses işittim, onu mağripten meşrika kadar her yerde gezdirin. Ta ki cümle alem onu, ismiyle, cismiyle ve sıfatıyla görsünler diyordu. Sonra o bulut gözden kayboldu ve Muhammed'i bir beyaz yünlü kumaş içinde sarılı gördüm. Yine o sırada, yüzleri güneş gibi parlayan üç kişi gördüm. Birinin elinde gümüşten bir ibrik, birinin elinde zümrütten bir leğen, birinin elinde de bir ipek vardı. İbrikten sanki misk damlıyordu. Muhammed'i o leğenin içine koydular. Mübarek başını ve ayağını yıkadılar ve ipeğe sardılar. Sonra mübarek başına güzel koku sürüp, mübarek gözlerine sürme çektiler ve gözden kayboldular. Muhammed aleyhisselamın doğduğu sırada, Hazreti Amine'nin yanında, Abdurrahman bin Avf'ın annesi Şifa Hatun, Osman bin Ebul As'ın annesi Fatıma Hatun ve Peygamberimizin halası Safiye Hatun vardı. Bunlar da gördükleri nuru ve diğer hadiseleri haber verdiler. Şifa Hatun şöyle anlatıyor. Ben, o gece Amine'nin yanındaydım. Muhammed aleyhisselamın doğar doğmaz, dua ve niyaz ettiğini işittim. Gayipten. Yerhamüke Rabbüke diye söylendi. Sonra bir nur çıkıp o kadar ışık verdi ki, doğudan batıya kadar her yer göründü. Bundan başka birçok hadiseye şahit olan Şifa Hatun. Ne zaman ki, ona peygamberlik verildi, hiç tereddüt etmeden ilk iman edenlerden biri de ben oldum dedi. Safiye Hatun da şöyle anlatmıştır, Muhammed aleyhisselam doğduğu sırada her tarafı bir nur kapladı. Doğar doğmaz secde etti, mübarek başını kaldırıp açık bir dille, La ilahe illallah, inni Resulullah dedi. Onu yıkamak istediğimde, biz onu yıkanmış olarak gönderdik denildi. O sünnet olmuş ve göbeği kesilmiş görüldü. Onu kundağa sarmak istediğimde sırtında bir mühür gördüm, mühürün üzerinde, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılıydı. Doğar doğmaz secde ettiği sırada hafif sesle bir şeyler söylüyordu, kulağımı mübarek ağzına yaklaştırdım, ümmeti, ümmeti ümmetim, ümmetim diyordu. Resul-i Ekrem Efendimizin doğduğunu dedesi Abdülmuttalib'e, Kabe'de Allah'a yalvarıp dua etmekteyken müjdelediler. Abdülmuttalib bu müjdeyi alınca çok sevinip onu görmeye gitti ve ''Bu oğlumun şanı, şerefi çok yüce olacaktır.'' dedi. Sonra da onun doğumunu kutlamak için, doğumun 7. gününde Mekke halkına 3 gün ziyafet verdi. Ayrıca şehrin her mahallesinde develer keserek, insan ve hayvanların istifade etmesi için bıraktı. Ziyafet sırasında çocuğa hangi ismi koydun diyenlere, Muhammed ismini verdim dedi. Neden atalarından birinin ismini vermedin diyenlere, Allah'ın ve insanların onu met etmelerini, övmelerini istediğim için cevabını verdi. Annesi de Ahmet ismini koydu. Muhammed aleyhisselam doğduğu sırada ve doğduktan sonra, pek çok hadise meydana geldi. Muhammed aleyhisselam doğduğu gece, Kabe'deki putlar yüzüstü yere yıkıldı. Urve İbn-i Zübeyr rivayet eder. Kureyş'ten bir cemaatin bir putu vardı. Yılda bir defa onu tavaf ederler, develer kesip şarap içerlerdi. Yine öyle bir günde, putun yanına vardıklarında onu yüzüstü yere yıkılmış buldular. Kaldırdılar, yine kapandı. Bu hal 3 defa tekrarlandı.
Bunun üzerine etrafına iyice destek verip, diktikleri sırada şöyle bir ses işitildi. Bir kimse doğdu, yeryüzünde her yer harekete geldi. Ne kadar put varsa hepsi yıkıldı. Kralların korkudan kalpleri titredi. Bu hadise tam Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğu geceye rastlıyordu. Medain şehrindeki İran Kisrası'nın sarayının 14 kulesi burcu yıkıldı. O gece gürültüyle ve dehşetle uyanan, Kisra ve halkı yine kendilerinden bazı ileri gelenlerin gördükleri, korkunç rüyaları tabir ettirdiklerinde, bunun büyük bir şeye alamet olduğunu anladılar. Yine o gece Mecusilerin yani ateşe tapanların, bin yıldan beri yanmakta olan kocaman ateş yığınları aniden söndü. Ateşin söndüğü tarihi not ettiler. Kisra'nın sarayından burçların yıkıldığı geceye isabet ediyordu. O zaman insanların mukaddes saydıkları, Save Gölü de yine o gece bir anda suyu çekilip kuruyuverdi. Şam tarafında bin yıldan beri, suyu akmayan ve kurumuş olan Semave Nehri'nin vadisi de, o gece su ile dolup taşarak akmaya başladı. Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğu geceden itibaren şeytan, artık Kureyş kahinlerine vuku bulacak hadiselerden haber veremez oldu. Kehanet sona erdi. Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğu gece ve daha sonra, o zamana kadar görülmemiş bu hadiselerden başka pek çok hadise vuku buldu, bunların hepsi son Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın dünyayı teşrif ettiğine işaret olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumu, peygamberliği, hicreti ve irtihalinin, ilahi bir tecelli olarak hep pazartesi günlerine rastlaması, bugünün ehemmiyetinin bir nişanesidir. Cemal ve Celal tecellisi olarak sevincin heyecanı ile hüznün burukluğu, bayram neşesi ile irtihal elemleri beraber yaşanmaktadır. İbni Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, pazartesi günü doğdu, pazartesi günü peygamber oldu, pazartesi Mekke'den Medine'ye hicret etti, pazartesi günü Medine'ye vardı, pazartesi günü vefat etti. Pazartesi günü Kabe'de hakemlik yaparak Hacer-i Esved'i yerine koydu. Pazartesi günü Bedir zaferini kazandı. Pazartesi günü bugün size dininizi tamamladım, Maide suresi, ayeti nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kainatı teşrif ettiği mübarek gecede bazı harikulade haller vuku bulmuştur. Bu mucizelerden birkaçı şöyledir. Kainatta en büyük hadise hiç şüphe yok ki, kainatın efendisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamın dünyaya teşrifleri hadisesidir. Çünkü, hilkat ağacının çekirdeği odur. Kadir-i Zülcelal, onun gelişini takdir etmemiş olsaydı, kainat da, insan da olmayacaktı. Dolayısıyla imtihan dünyasının kapısı da açılmayacaktı. Şu gördüğün büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, Nur-u Muhammedi aleyhisselam, o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir, eğer o alemi kebir, bir şecere tahayyül edilirse, Nur-u Muhammedi hem çekirdeği, hem semeresi meyvesi olur. Eğer dünya mücessem bir zihayat farz edilirse, onur onun ruhu olur. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse, onur onun aklı olur. İşte, sen olmasaydın, ey Habibim, felekleri kainatı yaratmazdım kutsi hadisi, bu sırra işaret etmektedir. Ayrıca, Efendimizin risaleti diğer peygamberler gibi hususi değil, umumi ve cihan şumuldür. Buna binaen, elbette dünyaya teşrifleri esnasında bir takım harika hadiseler vücuda gelecekti. Ve bu hadiseler akıl ve basiret sahiplerini düşünceye sevk edecekti. Nebi-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam'ın, dünyaya teşrifleri esnasında belli başlı şu harika hadiseler meydana geldi. Teşrif ettikleri gece bir yıldız doğdu. Yahudiler arasında birçok alim vardı. Bunlar, kitaplarında Allah Resulü'nün geleceğini görüp öğrenmişlerdi. Yıldızlardan hüküm çıkarmada da usta sayılırlardı. Efendimizin doğumu gecesinde bir yıldız parlamış ve Yahudi alimler, bu yıldızdan ahir zaman peygamberinin dünyaya teşrif ettiklerini anlamışlardı. Resul-i Zişan aleyhisselamın meşhur şairi Hassan bin Sabit bu hususu şöyle anlatmıştır. Ben 8 yaşlarında var yoktum. Biliyorum, bir sabah vakti, Yahudinin biri, hey Yahudiler diye çığlık atarak koşuyordu. Yahudiler, ne var, ne yırtınıyorsun diyerek adamın başına üşüştüler. Yahudi şöyle haykırıyordu. Haberiniz olsun, Ahmet'in yıldızı bu gece doğdu. Ahmet bu gece dünyaya geldi. İbn-i Sad'ın naklettiği konu ile ilgili bir rivayette ise şöyle denilmektedir. Mekke'de oturan bir Yahudi vardı. Allah Resulü'nün doğdukları gecenin sabahı Kureyşlilerin karşısına çıktı ve sordu. Bu gece kabilenizden bir oğlan çocuk doğdu mu? Kureyşliler, bilmiyoruz cevabını verince, adam sözlerine devam etti. Varın, gidin, soruşturun, arayın, bu ümmetin peygamberi bu gece doğdu. Sırtında alameti var. Kureyşliler varıp soruşturdular ve gelip Yahudi'ye haber verdiler. Bu gece Abdullah'ın bir oğlu dünyaya geldi, sırtında bir nişan var. Yahudi gidip peygamberlik alametini gördü ve aklını kaybetmişçesine şöyle haykırdı.
Peygamberlik artık İsrailoğullarından gitti. Kureyşlilere öyle bir devlet gelecek ki, haberi doğudan batıya kadar ulaşacaktır. Demek gök kubbe pırıl pırıl yıldız kandilleriyle Resul-i Kibriya Efendimizin gelişini alkışlıyordu. Medayin'deki Kisra Sarayı'ndan 14 burç çatırdayarak yıkıldı. Kainatın efendisinin doğduğu geceydi. Saatler, doğum anlarını gösteriyordu. Derin bir uykuya dalan Medayin şehri korkunç bir çatırtı ve gürültü sesiyle uyandı. Hükümdarla birlikte halk da heyecan içinde yataklarından fırladı. Manzara korkunçtu ve telaş vericiydi. Hükümdar sarayının o sapasağlam burçlarından 14'ü çatırdayarak yıkılıvermişti. Geceyi korkular içinde geçiren Kisra sabaha çıkar çıkmaz, memleketinin dini reislerini derhal bir toplantıya çağırdı. Toplantıda, cereyan eden hadisenin neyin nesi olduğunu görüşeceklerdi. Kisra tacını giymiş, tahtına oturmuştu. Henüz müzakereye başlamamışlardı ki, dolu dizgin yaklaşan bir atlı, elinde bir mektup getirdi. Mektupta, İstahrabat'ta binlerce seneden beri, ışıl ışıl yanan ateşlerinin söndüğü haber veriliyordu. Bu haber, Kisra'nın korku ve heyecanını daha da arttırdı. Bu sırada toplantıda bulunan İran başkadısı Mubezan söz alarak gördüğü bir rüyayı anlattı. Gördüm ki yüzlerce kükremiş deve, önlerine şaha kalkmış Arap atları olduğu halde, Dicle suyunu geçti ve İran topraklarına yayıldılar. Kisra, doğru sözlü, bilgili ve adaletli Mubezan'ın bu rüyasını da manalı buldu. Sinirleri fazlasıyla gerilmişti. Bu muammayı çözmek istiyordu. Bilgisine ve irfanına güvendiği Mubezan'a sordu. Peki, bu neye işaret olabilir? Başkadının cevabı kısa ve öz oldu. Araplar tarafından çok önemli bir şeyler olacağına işaret olabilir. Kisra, bunun üzerine derhal Hire valisi Numan bin Münzir'e bir mektup yazdı. Mektupta, bana orada bulunan alimlerden, suallerime cevap verebilecek kudrette biri varsa gönder diyordu. Mektubu alan Numan, işin ciddiyetini anladı ve derhal Abdülmesih bin Amr adında bir bilgini Medayin'e gönderdi. Gelen alimi hükümdar derhal huzura kabul etti. Cereyan eden hadiseleri anlattıktan sonra, kendisinden bu hususta bilgi istedi. Abdülmesih, Kisra'ya hadiseler hakkında bir bilgi veremeyeceğini söyledi ve ilave etti. Şam yakınında Cabiye'de oturan dayım Satih'te bunlara cevap verecek bilgi vardır. Bunun üzerine Kisra, Abdülmesih'i gidip Satih'ten hadiseler hakkında bilgi almak üzere vazifelendirdi. Meşhur Şam kahini Satih kemiksiz, adeta azasız bir vücut, yüzü göğsü içinde bir açubi hilkat ve çok yaşlı bir kahindi. Daima sırt üstü yatardı, bir yere götürülmek istendiği zaman bohça gibi katlanırdı. Gayipten verdiği doğru haberler, o zamanın insanları arasında meşhurdu. Abdülmesih, dağ taş demeden yol alarak dayısı Satih'in yanına vardı. O sırada Satih, hayatının son anlarını yaşıyordu. Şiddetli hastalık içinde kıvranıyordu. Hastalığın şiddeti dudaklarından konuşma kudretini de alıp götürmüştü ki, gelen adamın ne selamını alabildi ve ne de konuşabildi. Fakat, Abdülmesih olup bitenleri anlatınca iş birden değişiverdi. Ölüm döşeğinde ecelle pençeleşen Satih gözlerini birden açtı ve sanki kabir kapısına değil, dünya evinin kapısına yeni ayak basacakmış gibi, canlanarak heyecan içinde haykırdı. Ey Abdülmesih! İlahi vahyin okunması çoğalacak, Asa'nın sahibi peygamber olarak gönderildi. Sema ve vadisini su bastı, Farsların ateşi söndü. Artık Şam'da Şam değil, Satih için. Şunu iyi bil ki, zaman üzerinde hükmü geçerli olan mutlak hakim, böyle istedi ve gelen peygamberle nebilik ipinin iki ucunu düğümledi. Derin bir nefes çektikten sonra da ilave etti. Sasanilerden, yıkılan burç sayısınca hükümdar gelecek ve sonra hüküm yerini bulacaktır. Bu cümleler, Satih'in dudaklarından dökülen son sözler oldu. Sanki bu gerçeği dile getirmek için bekleyip durmuştu. Sözlerini bitirir bitirmez gözlerini kapadı ve ruhunu Yüce Allah'a teslim etti. Meşhur kahin Satih, bu sözleriyle açıkça ahir zaman peygamberinin dünyaya gelmiş olduğunu haber veriyordu. O ana kadar bir benzeri görülmemiş bu hadise, dünyaya o gece şeref veren zatın beraberinde getirdiği sönmez nur ile, Mazdeizm'in karanlık inancı içinde kıvranan İran saltanatını ortadan kaldıracağına işaretti. Nitekim, tarih buna şahit oldu ve hadiseler Satih'in haber verdiği gibi cereyan etti. İran devleti, 67 yıl süren 14 hükümdarın idaresinden sonra, Kadisiye'de Hatmül Enbiya'nın ordusu tarafından İslam topraklarına katıldı. Kabe'nin içini karanlık ve kirlere boğan putların pek çoğu baş aşağı yıkıldı. Kureyş müşrikleri, yeryüzünde Allah'ın tek mabud oluşunun içinde ve üstünde, ilk olarak abideleştiği Kabe'yi, putlarla karanlıklara boğmuşlardı. Ne var ki, henüz tevhid temsilcisi Resul-i Kibriya'nın dünyaya gözlerini açması karşısında bile, çoğu yerlerine kurşun ile perçinlenmiş bu putlar, hadisenin azametine dayanamayarak yerlere yıkılıverdiler. Bu hadisenin ifade ettiği mana büyüktü.
Dünyaya teşrif eden bu zat, kendisine verilecek vazife gereği, kapkaranlık şirk inancını ortadan kaldıracaktır. Gönüllerde pak, nezih ve saadet dolu tevhid inancını bayraklaştıracaktır. Dünya buna şahit oldu. O Resul-i Zişan, kısa zamanda Kabe'yi cansız putlardan temizlediği gibi, gönüllerdeki putları da İslam imanı ile yok ediverdi. Takdis edilen meşhur Save yani Taberiye gölü bir anda kuruyuverdi. Bu da, gelen zatın, Allah'ın izni ile olmayan şeylerin takdis edilmesini yasaklayacağının ifadesiydi. Dünyaya teşrifleri anında, şark ve garbı küçük bir oda gibi aydınlatan bir nur görüldü. Demek ki, dünyaya gelen zatın tebliğ edeceği din, şark ve garbı bütün ihtişamıyla kucaklayacak, insanlığın beşte birini şefkati sinesinde terbiye edip okşayacaktı. Sema ve vadisi taşan seller altında kalıp, suya gark oldu. Resul-i Kibriya Efendimizin dünyaya gözlerini açtıkları geceydi. Taşan seller Sema ve vadisi ve Sema ve şehrini sular altında bıraktı. Şehir halkı, dehşet içinde kalarak, çareyi dağlara ve tepelere sığınmakta buldu. Sonra da bir mektup yazarak durumu Kisra'ya bildirdiler ve kendisinden yiyecek ve içecek yardımı istediler. Gök kubbeden salkım salkım yıldızlar döküldü. Nebi-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam'ın dünyaya teşrifleri gecesinde, hazan yaprağı gibi gök kubbeden yıldızlar döküldü. Bu hadise de şuna işaret ediyordu, bundan böyle şeytan ve cinlerin gökten haber almaları son bulmuştur. Madem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vahiy ile dünyaya çıktı, elbette yarım yamalak ve yalanlar ile karışık, kâhinlerin ve gaybten haber verenlerin ve cinlerin, ihbaratına haberlerine set çekmek lazımdır ki, vahye bir şüphe iras etmesinler ve vahye benzemesin. Evet, bir setten evvel kâhinlik çoktu. Kur'an, nazil olduktan sonra onlara hatime çekti. Hatta çok kâhinler imana geldiler. Çünkü, daha cinler taifesinden olan muhbirlerini bulamadılar. O ana kadar görülmemiş bu hadiselerin, Resul-i Ekrem aleyhisselamın doğumu sırasında meydana gelmeleri elbette tesadüfi değildi. Ezeli kudretin kader kaleminin tayin ve tespitiyle vücuda geliyorlardı. Ve dünyaya ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselamın zuhurunu haber veriyorlardı. Ey Nebi, salatü selam sonsuz kere senin üzerine olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle, sevgilerle.